Değerli izleyicilerimiz, değerli koldaşlarım, bugün Dilek Yaka Hanım'la birlikte Rönesans ve Reform'u konuşacağız. Rönesans ve Reform. Diyeceksiniz ki Türkiye'de birçok gündem konusu varken nereden çıktı bu? Efendim Rönesans ve Reform. Derseniz ben de derim ki hayır. Aslında Türkiye'nin de dünyanın da gerçek gündemi bu kavramlardır. Yani bugünkü dünyanın gelişmesi, bugünkü dünya uygarlığı dediğimiz uygarlığın temelinde Rönesans ve Reform vardır. Yani biz de bir Rönesans yaşadık, Atatürk Rönesansı. Evet, onu yaşadık ama sonra tersine döndü. Evet, şimdi buyurun siz söyleyin. Rönesans nedir? Ben sorayım. Siz söyleyin, anlatın. Ben sorayım, siz söyleyin. Rönesans nedir ve ne zaman başlamıştır Avrupa'da? Rönesans, şimdi kendimi bir sınavda gibi hissettim. Ne sınavıdır canım? Bildiğiniz konu. Ha, bildiğimiz yerlerden evet. Şöyle, hani bizim bildiğimiz şekilde evet. Anlatayım. Evet. Siz derinliklerle inin dilerseniz. Hani Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda başladı bildiğim kadarıyla Avrupa'da. Doğru. Çıkış yeri İtalya olarak biliyoruz. Yeniden doğuş anlamına geliyor ama sizin tabirinizde aslında özüne dönüş. Evet. Siz çok o şekilde güzel. Dinlemiştim sizden. Şimdi Rönesans'ı biz bu şekilde tanımladık. Yeniden doğuş dedik. İşte 15. 16. yüzyıllarda İtalya'da başladı dedik. Fakat bu başlarken nedenleri neydi? Rönesans'ın oluşum nedenleri neydi? Neden ihtiyaç duyuldu? Ve bunun altyapısı var mıydı? Bir temel çalışmaları oldu mu? Herhalde bir gün kalkıp da hadi biz Rönesans yaşayalım denmemiştir. Bunlar hakkında bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Elbette. Siz değil ama okuyucularımıza bu konuda bir bilgi verelim ama ben bunu hep söylüyorum. Sizin de bir süredir söyleşilerimiz oluyor. Hem sizin söyleşi yaptığınız Yeni Çağ'da. Evet. Yeni Çağ TV'de siz cumartesi günleri 13'te. 13'te canlı yayınımız canlı var. Canlı yayınınız var. Tamam. Hem orada iki kez sizinle söyleştik. Hem de bu güzel Cem TV'mizde yapıyoruz. Evet. Başka da söyleşilerimiz oluyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bütün kavramlar karşıtıyla anlaşılır. Evet. Yani karşıtını anlamazsak, bilmezsek kavramı anlayamayız. Evet. Bu eşyanın toplam kuralıdır. Çirkini bilmeden güzeli tanıyamamak gibi herhalde ya da kötü evet. Ya da iyi karşılaştırması. Evet, aydınlık, karanlık. Yani aydınlık sürekli her zaman ve her yer aydınlık olsa karanlık diye bir kavram olmadığı gibi aydınlık diye bir kavram da olmazdı. Yani. Evet, birbirine besliyor kavramlar. Doğru. Dolayısıyla aslında Rönesans tabii ki Avrupa'nın bir önemli olgusu. Ama Avrupa tarihine çok kısa bir göz atarsak daha iyi anlarız. İnsanlık tarihi içinde önemli bir adım aslında. Çok. İnsanlık tarihinde çok önemli. Hem Rönesans hem Reform. Hı hı. Aslında bunlar ikiz kardeş. Ya da bir kuşun iki kanadı gibi yani. Birbirinden ayrılmaz. Belki o yüzden aynı dönemde başlamışlar. Aynı dönemde. Tabii ve birbirinden beslenir. Yani Rönesans reformu beslemiştir. Reform da dönmüş, Rönesans'ı beslemiştir. Hı hı. Evet, ama ayrı kavramlardır. Ama yandaş kavramlardır. Şimdi Avrupa'nın en önemli devleti Roma İmparatorluğu'dur. Oradan başlayalım. Yani taş devrine gitmiyoruz. Roma'dan başlıyoruz. Tamam. Roma devleti de milattan önce 8. yüzyılın ortalarında başlamıştır. 753 diye bilinir. Roma şehrinin kuruluşu, sonra şehir devleti, sonra çok güçlü bir şehir devleti olduğu, çevresine yayıldığı derken imparatorluk oldu. Ama imparatorluk diyoruz ama baştan imparatorluk değildi, cumhuriyet de aslında. Cumhuriyet sonradan şehir devleti olarak başladı. Şehir devleti olarak başladı, büyük devlet oldu. Sonra işte imparatorluk olmadan önce, yani resmen imparatorluk olmadan önce çok büyük devlet oldu ama cumhuriyetti bir anlamda. Yani senato yönetiyordu, sonra imparatorluk oldu. Şimdi bu yanı tamam ama şu yanı da söyleyelim. Roma'da bir hukuk çok gelişti.
Ne hukuk? Bütün hukuk kavramları, sistemleri gelişti. Hatta bugünkü modern hukukun, bizim de yasalarımızın temelinde Roma hukuku vardır. O yüzden bizde okullarda Roma hukuku ders olarak okutulur. Evet, yani aile hukuku, ceza hukuku, başka alanlarda ticaret hukuku filan temelinde Roma hukuku vardır. Babası Roma hukuku. Evet, oradan da. Niye anası demediniz? Hep öyle derler ya, ağa babası falan. Peki, Roma hukukudur. Evet, bunu bir defa söyleyelim. Yani Roma hani işte bizim dışımızda falan diye böyle küçümsemek falan olmaz. Çok önemli bir devlet. Peki, bunu neye borçlu? Bunu felsefeye, akla ve bilime borçlu. Yani Roma'da din var, dinler var. Roma kimsenin dinine karışmaz ama baskın bir din var. Yani işte çok tanrılı filan ama baş tanrı Zeus olmak üzere. Daha çok da böyle gökyüzündeki yıldızlara filan tanrılık vasfı veriyorlar filan, böyle bir ülke. Ama din devletin yönetiminde önemli değil. Yani mesela Yahudiye krallığı kuruluyor, onların dini serbest. Başka dinler de serbest. Sonradan Hristiyanla yaptıkları baskı, Hristiyan olduklarından değil. Hristiyanlığı devlet dini hale getirmeden. Sonradan o. O daha oraya gelmedik. Geleceğiz. Yavaş yavaş geleceğiz. Biliyorum, iyi ettiniz, ben de toparlayayım. Şimdi Hristiyanlara iki sebepten baskı yaptılar. Bir, Yahudiler, bunlar anarşi çıkarıyorlar. Halkı bölüyorlar. Halkı birbirine düşürüyorlar. Roma'da nizam çok önemli. Düzen. Roma sulhu diye meşhurdur. Diye şikayet ettiler. Yahudiler şikayet etti. İsa da Yahudidir. Havariler de Yahudidir. Yani bütün o Yahudi toplum içinde gelişmiştir. Hatta Yahudilerin inançlarında bir Mesih inancı vardır. Hep beklerler. Hala bekliyorlar. O da dedi ki benim işte Mesih. Zaten ona da Mesih denir. Mesela doğuda İran dilinde falan Mesihiye derler. Mesihiye mezhebi derler filan. Şimdi şu. Yani yaptıkları baskı devlet adına. Bir ikinci sebep de vergi vermiyorlar, askere gitmiyorlar Hristiyanlar. Bizim tarikatçılar gibi. Gibi. Ya da Osmanlı dönemindeki tarikatçılar gibi. Bunlar kendileri gitmek istemiyorlar. Vergi de vermek istemiyorlar filan. Yani onlara baskı bu yüzden oldu. Ama neyse, uzatmayalım. Sonra Roma böyle gelişe dururken, ya mesela bir Sezar var. En büyük, Roma'nın en büyük yöneticisi Jül Sezar'dır. Jül Sezar gerçekten büyük bir komutandır. İmparator değil. Ama diktatör. Diktatör, resmen diktatördür yani. Diktatör unvanını ona senato vermiştir. Ama bilim adamıdır. Bizim Fatih gibidir. Bilim adamıdır. Aynı zamanda bilim adadır. Yürütüsün Sezar'ı mı şeyin bakalım. Yürütüsün Sezar'ı. Brutus onun sevgilisinin oğluydu Brutus. Yani uzatmalı bir sevgilisi vardı Sezar'ın. Çok akıllı bir kadın o. Brutus hep kolladı. Brutus, yani Sezar'ın bir düşmanı vardı. Pompey diye. Pompey de bir meşhur komutan. Onunla Sezar arasındaki savaşta Brutus Pompey'nin yanındaydı. Niye bunu yaptın deyince de o daha güçlüydü, askerleri daha çoktu filan dedi. Sezar onu affetti. Affetti ve ona hep kudret verdi filan ama Brutus sonunda Sezar öldürenler arasında yer aldı ve derler ki Brutus'un hançerini görünce direnmekten vazgeçti. Sen de mi Brutus dedi ve bıçaklara teslim oldu filan. Şimdi o da ilginç bir hikaye de anlatmış oldu. Bu magazin kısmıydı. Olsun olsun ya, bu tarih bu. Yani çok büyük bir hükümdardı. İşte gitti Mısır'ı aldı. Mısır'ı aldı. Bu arada Anadolu, Suriye falan filan hepsi Roma'nın. Anadolu Roma Devleti'nin oldu filan. Derken Konstantin adındaki bir imparator. Artık imparatorluk haline gelmişti. İmparator çok büyük bir yanlış yaptı. Konstantin. Konstantin'in şuradan bilinir, İstanbul'u kurdu.
İstanbul şehrini. Hani şehir imparatorlukları olduğu için Konstantinopolis. Ondan evet adıyla, onun adıyla tabii okurdu. Onun adıyla Konstantinopolis dendi tabii. O şehri kurdu. Bizans nereden çıktı? Orada bir kasaba vardı Bizantium diye. Sonradan, çok sonradan oraya Bölündükten Bizans dendi. Sonra Doğu Batı olduktan sonra. Bölündükten sonra bile değil. Son yüzyıllarda Bizans lafı uyduruldu. Onun adı resmen Doğu Roma, Roma İmparatorluğu'dur. Diğer taraf Batı Roma İmparatorluğu'dur. Ama niye bölündü? Çünkü Hristiyanlı devlet dini yaptı bu kişi 4. yüzyılın ortalarında. Yani 330'larda. Hristiyanlık dedi, Hristiyanlığın da bir mezhebini seçti. Paulus mezhebini seçti. Dedi ki sizin dininiz budur. Diğer bütün mezhepler yasak. Katolik değil mi? Katoliklik, protestanlık, ortodoksluk hepsi Paulusçudur. Başka mezhepler vardı. Başka mezhepler vardı. Yani 100'e yakın İncil vardı. 4'ünü seçti. Diğerlerini yasakladı. Yaktırdı. Ne oldu peki? Oldu da şu oldu. Bir süre sonra devlet, din devleti haline gelince din devleti, dinin dogmaları devlete hakim olmaya başladı. Papazlar! Papazlar! Yani Hristiyan din adamları bilim düşmanlığını yaydılar. Bu kişiden hep bahsediyorum. Yani bir gün siz bunu bir uzman çağırıp bence anlattırmalısınız. Hipatya. Hipatya'yı geleceğinizi tahmin etmedim. Evet. Hipatya çok ciddi bir örnektir. Evet, Hipatya. Ve önemli. Bilimin öldürülmesidir Hipatya'yla. Evet. Bilim ve düşünce öldürüldü. Yani 4. asırda Hristiyan oldular, 5. asırda İskenderiye'de yani Hipatya adındaki bir hanımcağız, genç de bir hanım ama bilgin, evini akademi haline getirmiş ve orada hem felsefe hem matematik anlatıyor. Evet. Ve öğrenci astronomi. Yetiştiriyor. Astronomi başka bilmiyorum. Kiril adındaki bir papaz ne yaptı? Siz anlatın bundan sonrasını. Yani şöyle zaten hani bunun da 2016'da da filmi çevrildi Agora diye bu arada. Evet. İzlemeyenler ya da kitap okumayı sevmeyenler fikir için izleyebilirler. Tabii halkı galeyana getiriyor. Bunlar işte çok tanrılı dine ya da işte Hristiyan düşmanlığı olarak yaydıkları için halkı kışkırtıyor. Ve önce diri diri etlerini kopartıyorlar. Evet. İşkence yaparak daha en sonunda da yakarak bulunduğu evle beraber ortadan kaldırıyorlar. Evet. Ve şöyle de denir. O günkü o İskenderiye kütüphaneleri de zaten ondan sonra o bütün o bilgi yüzyıllardır biriken o kütüphanedeki bilgiler de onunla beraber kül oldu. Ondan sonra Hristiyanlık tamamen egemen oldu ve sizin dediğiniz gibi mezhepsel bir din anlayışı ve devlet anlayışıyla da ondan sonra hani böyle biraz da şu anda ne diyoruz mesela kendi dinlerini yaymak için artık hani şey devlet olmaktan çıkıp sanki din yaymak için değil mi? Roma İmparatorluğu da bu görevi üstlenmiş oluyor. Evet, dağıldı sonra. Ama yani o gün felsefe, astronomi yani bütün müspet ilimler Hipatya ile beraber kül oluyor. Yaktılar. Tabii böylece Doğu Roma'da, Batı Doğu Roma'da parçalandı. Önce ikiye bölündüler. Doğu Roma'nın lanet olmuş olabilir mi Sayın Bakanım? Hipatya'nın laneti. Bilimlerin laneti. Tabii ya bilimden uzaklaşan devletler çökmeye mahkumdur. Devlet dini yapan ve dini devletin dini yapan, dini de devletin dini yapan ülkeler dini de bozarlar. Devleti de çökertirler. Laiklik kutsal bir kavramdır. Bu akılda kalsa bizim sohbetimizden yeter. Uygarlık ve insanlık tarihi için en kutsal kavramlardan biri laikliktir. Din asla devlet işlerine karıştırılmamalı. Devlet de din işlerine karışmamalı. Karıştığı anda o devletler çöker. Yani şu kavramı üzerine basa basa söylüyorum. Bazen beni dinleyenler geçen birisi diyor ki ya bazen bağırıyorsun, korkuyoruz. Televizyondan 2 metre geriye sıçrıyoruz filan şaka. Yani bağırma değil, bu bilerek yapıyorum. Yani iyice zihne bu yerleşsin. Bütün bu söyleşilerimizden çıkarılacak çok önemli ders budur efendim. Evet, papalık devam ediyor, papalık güçleniyor.
Roma devleti parçalanıyor ama Papa imparator haline geliyor. Papalar hükümdarların da üstünde oluyor. Evet. Hükümdarların da üstünde. Avrupa'daki oluyor. Bütün devletlerin hükümdarların üstünde bir lider, papalık. Evet. O papa da hatta hükümdarlar sen inleyeceksin, sen çıkacaksın evet. falan, şununla evleneceksin, bununla evet. boşanacaksın. Böyle boşanmaya izin vermiyorlar. Ya, vermiyor. Orada şey Herni ile ilgili bir olay var tabii, değil Katoliklikte mi? Boşanma yasak. Boleyn kızlarında vardı o da. Evet, yani Katoliklikte boşanma yasaktır. Ortodokslukta ve Protestanlıkta öyle bir şey yok. Katoliklerde papazlar ve rahibeler, yani kadın papazlar diyelim, evlenemezler. Protestanlıkta evlenebilirler filan. Yani farklar bunlar oluyor. Şimdi çok ilginç o dönemde bir yani durumu anlamak için niye bu bir takım reformistler falan filan ortaya çıktılar? Niye bu büyük gelişmeler oldu filan? Şimdi birden reforma doğru yöneldik ama dönelim sonra yine. Ama dilimin ucuna geldi söylemeliyim. Bir Borgia'lar diye bir papalık sülalesi var. Borgia'lar. Ne var bunlar papa? Bunlar dinin sahibi. Yani papa, kutsal papa, kutsal kişi filan. Bize de oluyor ya böyle adamlar. Var. Kutsal. Ama altına bakınca ne görüyorsun? Hırsızlık bunda, yolsuzluk bunda, halkı soymak bunda, ahlaksızlık bunda. Ahlaksızlık ne? Bağışlayın. Lucrezia Borgia var. Bunda filmini yaptılar kendi. Romanları da var. Yazıyorlar. Lucrezia Borgia babasının metresi. Ensest ilişki. Ve babasını ağabeyiyle aldatıyor. Şu hale bak. Bu papa. Yani ahlakın geldiği nokta. Bu böyle, gerçekten böyle midir? Avrupa kültürü bunu böyle kabul ediyor. Çünkü bu çok yayılmış bu. Çok yayılmış. Yani bunun dışında da Borgia'ların türlü ahlaksızlıkları var ve servetlerine servet katıyorlar. Ne oluyor peki? Bir ülkede herhangi bir şekilde otorite sahipleri zenginleşirlerse halk yoksullaşır. Evet. Size bir şeyler çağrıştırıyor ama söylemeyin çağrıştıranı. Peki, söyleyeyim. Siyasete girmeyelim. Evet. Şimdi dönelim. İşte o dönemde bir altyapısını bunlar oluşturdu. Şimdi buna karşı tepki. Yani dinin meydana getirdiği baskıya karşı tepki ve sonunda da 15. yüzyılda başladı ama asıl 16. yüzyıl hem bizim açımızdan hem Avrupa açısından çok önemlidir. Bizim açımızdan olumsuz anlamda önemlidir. Avrupa anlamında olumsuz olarak önemlidir. Avrupa yükselirken bizim artık çöküşümüzün başladığı. Çünkü biz akıl ve bilimden uzaklaştık. Ve din devleti haline geldik. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği o eşari sünnilik ocağımızı batırdı. Onlar reformla dine düzenlemeler getirirken biz de tam tersini yaptık. Eşariliğin yani aklı reddeden, onlar akıl ve bilime yönelirken biz Sultan Selim'in getirdiği o eşariler yüzünden çöküşe girdik. Katip Çelebi çöküş böyle başladı diyor. Sultan Süleyman zamanında felsefe yasaklandı, bilimler küçümsendi, sonra da ortadan kaldır. Osmanlı çöküp giderken, karanlığa girerken Avrupa'da aydınlanma başladı. Ve Rönesans dediğimiz şey aslında Avrupa'nın antik Yunan ve Roma eserlerini ve felsefecilerin eserlerini keşfetmesi. Burada ilginç bir çelişki, büyük bir çelişki olarak da İslam uygarlığının etkilerini görüyoruz. Oraya geleceğim. Bir de şu var, tabii bunun etkilerinden bir de coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerde kaynaklar şöyle anlatıyor. İşte coğrafi evet. keşiflerde özellikle hani İspanya'daki Endülüsler ve İslam kültür özelliklerinden İtalyanlar haşır neşir olduğu için etkilenme başlıyor. Ama aynı zamanda da coğrafi keşiflerden bir zengin halk tabakası oluyor. Ve o halk tabakasında hem sanata, edebiyata karşı da böyle güzel sanatlara, müziğe karşı da böyle bir hani onlarda da algı oluyor ve sanatçılara da destek vermeye çok başlıyor güzel. Bu zengin halk. Çok güzel. Ondan evet. sonra Rönesans bu şekilde başlıyor. Çok güzel. Ama yine şu var, hani ben ne kadar kıssam da yine bir kapitalizmin beslediği bir şey var. Yani sonuçta bu zengin halk olmamış olsaydı ya da işte sanata karşı duyarlı,
ya da yüksek duyguları olan bir tabaka olmamış burjuva, olsaydı, varlıklı diyelim, evet, burjuvalar olmamış olsaydı sanatçıya değer verilmeyecekti falan filan. Neyse böyle de bir ironik bir şey, terslikler de var aslında ama bu şekilde başladı diyor. Evet. Coğrafi keşiflerle ve özellikle hani az önce siz konuya girmiştiniz, İslam kültürü Rönesans'ı nasıl etkilemiş? Evet, işte bu filozoflarla, yani Batı'nın, Avrupa'nın eski filozofları tanıması İslam uygarlığı yoluyla olmuştur. Yani yeniden keşfettiler antik Yunan filozoflarını. Roma'da da filozoflar var, imparator filozoflar var. Yani Roma imparatorlarından kimileri felsefi kitaplar falan yazmışlar Hristiyan olmadan önce falan yani. Yani öyle sıradan konsül falan olunmuyor yani. He. Şimdi tabii ki eski Yunan filozofları keşfedilince ve onların eserleri Latince'ye falan çevrilecek, Yunanca yazılmış, Grekçe çevrilince okumaya başladılar. Onlar okudukça eskiye bir hasret başladı ve böylece Hristiyan olmadan önceki düşünce, bilim ama yoğun olarak sanat da başlamıştır dediğiniz gibi sanat etkinliklerine yöneldiler. Başlangıçta bu Rönesans gelişmelerine kilise karşı çıkmadı. Hatta kimi papalar filan bile kiliselere onların, o ressamların resimlerini yaptırdılar başlangıçta. Onların asıl direnişleri ve kavgaları reformla olmuştur. Şöyle özellikle İtalya, hani coğrafi konum olarak da hem Akdeniz'e hani bütün ülkelerle iç içe olması, hem de hani dini liderlerin Roma'da olması oraya gelen ziyaretçilerin sayısını arttırıyor. Papaya bağlılıklarını da belirtiyorlar. Aynı zamanda da kiliseye de çokça da bağışlarda, yardımlarda bulunuyorlar. Hani bir dönem bayağı hani bunun ekmeğini onlar da yemişti tabiri caizse. Öyle, evet. Onlar da yemişler. Dönem öyle. Yani Rönesans'a karşı direniş yoktur ama reform işi karıştırmıştır. Evet, Rönesans böyle başladı. Peki sonuçları antik, nasıl? Antik, yani böylece sanat gelişti. Sanat, yani toplumda işte matbaa icat edildi. Matbaa icat edilince bir takım yapıtlar çok çoğaltıldı, değil mi? Çoğaltıldı ve yaygınlaştı. Ve ilginçtir yani Kuzey Avrupa ile Güney Avrupa arasında çok belirgin bir ayrım ortaya çıktı. Kültür farklılığı. Tabii ki yani Kuzey'de okuma yazma oranı daha yüksek. Aydınların sayısı daha fazla, aydınlanma daha belirgin. Güneyde biraz daha buna, yani göreceli olarak daha azdı. Yani niye? Çünkü işte reformlar, şunlar bunlar, sonra reform hareketleri başlayınca Luther'in İncil'i Almanca'ya çevirmesi, Martin Luther'in çevirmesi, İncil'in çok yayılması, başka eserlerin yayılması falan derken aydınlanma başladı. Bunun sonucunda da, bunun son reform da buna eklenince Avrupa'nın aydınlanma süreci başladı. Ve bilimlerdeki gelişmeler, bilimin teknolojiye uygulanması sonucunda ama da sanayi devrimi oldu. Ama domino taşını Rönesans atmış. Rönesans da başladı. Reform Rönesans'ın içinden doğdu. Evet. Ama tabii reformistlerin kavgası vardır. Kiminle? Papalıkla. Şimdi şunu söyleyeyim, Hristiyanlıkla değildir kavgaları. Ha, papayla ya da Hristiyanlığı alet edenler. Katoliklikle. Sayın Bakanım, yani çok klişe bir bilgi ama bunu da sormadan geçemeyeceğim. Tabii, ne demek, hani teyit almak için sizden. Bazı kitaplarda, özellikle hani milli eğitim kitaplarında, hani dedik ya coğrafi keşifler, şudur budur söyledik ama aynı zamanda işte İslam kültüründen etkilenmelerinden bahsettik Rönesans'ın. Evet. Fakat bir de şöyle bir şey var. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra derler. İşte Bizanslı, artık hani Bizanslı diyeyim ben, bilginlerin ya da sanatkarların Avrupa'ya göçüyle, işte o dönemde özellikle Yunan dönemine ait eserler de beraberlerine götürüp oradaki çevirilerden sonra da bu etkinin olduğu, yani İstanbul'daki göçlerin de bunu etkilediği söylenir. 1453'ten sonra kopup giden adamlar niye gitmişler ki? Çünkü gelen padişah çok daha bilime filan önem veren. Eğer varsa olmuş mudur acaba? Var tabii, olmaz olur mu? Yani sosyal olayları tek sebebe irca diye bir kavram var. Yani tek nedene
dayandırmak, başka hiçbir nedeni yok saymak doğru değildir. Hı. Yani birçok etken bir araya gelir ve ortaya böyle bir büyük gelişme doğar. Rönesans'ın sonuçlarını da söyledik ve evet, bunu da işte reformda içinden doğurdu. Tabii. Aynı dönemde daha kendisini tamamlamadan reformda aynı anda başladı. Da reform başladı. Evet. Peki reform nedir? Reform nedir? Reform. Re bu düzeltme. Re sözü anladım. Fransızca. Bütün bu bu arada Rönesans da reform da Fransızcadır. Fransızcadan alınma kavramlardır. Yani mesela reform Almanya'da başlamıştır ama reform sözcüğü Fransızcadır. Re sözü Fransızca'da yeni anlamına gelir. Hı hı. Yani yeniden, reorganizasyon diyoruz mesela. Yeniden örgütlenme, organize etme. Düzenleme falan tabii anlamına yani geliyor galiba. Şimdi burada da reform yeniden biçimlendirme. Ama burada önemli nokta şu. Reformun savı, yani iddiası, yani bu işi başlatanların, yani Luther tek başına değil, başkaları da var ama bu işte kahraman Luther'dir. Yani evet, başrol oyuncusu olmuş. Tabii 1517'de büyük kilisenin, bir şatonun büyük kilisesinin kapısına 95 maddelik papalığı reddeden bildirisini astı. Ve orada papalığın yanlış yolda olduğunu, papalığın gerçek Hristiyanlıktan uzak olduğunu, işte serbest sahibi olduklarını, papalığın gelir kaynaklarından birisinin de endülüjans olduğunu. Siz onu soracaktım tam evet, da. Evet, yani o ne? O günahlarını affediyorlar. Gel günahlarını parayla anlat diyor. Satıyorlar. Yazıyor, affettim, al diyor, göt diyor. Götürdü bunu diyor filan. Bizde şimdi birileri var böyle. İşte şu kağıdı yazarsanız ve bu kağıdı mezara korsanız cehennem ateşi yakmaz ya da şöyle şöyle sözler yazılı kefenle. Evet, yanmayan kefenlerden falan bahsedilmişti işte ticarette. O yani o ya, o kafa. Aynı o kafa. Karşılığı yani. O. Evet, endülüjans neydi? Günahsızlandırma belgesi. Günahlarından arındırıyor. Ne var ki yani insanlar buna inanınca çok güzel bir şey. Gidersin, günah istediğin kadar işlersin. Sonra gidersin. Ben hacca gitmeyi de aynı şekilde yorumluyorum. Diyoruz ki burada günah işliyorsun. Oraya gidince hani diyorlar ya, arındım ben işte, yeniden doğmuş gibi oldum. Hadi sıfırlandım. Burada tekrar yeni günaha batabilirim falan. Yani, neyse kimsenin evet, inancına şimdi neyse, tepki almayayım. Sayın Bakanım, ama öyle bir ileri gitmişler ki onlar bu durumda, papalar. Ölmüş insanların bile günahlarını satın almaya başlamışlar. Tabii. Bizde de şimdi ben de söyleyeceğim, birileri yani anlayacak. Sadece yaşayanların değil, ölmüşlerin bile artık ölüler, satın almaya başlamışlar. İskat falan filan diye bir şeyler bize de devam ediyor. Var, neyse, var yani. O iş ayrı, ona girmeyelim. Efendim, şimdi Rönesans öncesi ne vardı? Şimdi şurada yazmışım, ya unuttuğum bir şey var mı? Haksız yere varlıklarını el koyuyordu insanların, koyuyorlardı. Günahları bağışlama belgesi veriyorlardı. Cennetten yer satıyorlardı. Bu çok bilinir. Ha, evet. O bütün dinlerde satılıyor. Bütün inançlarda, dinlerde cennetten yer satılıyor. Çok güzel bir şey. Cennetten yer almak falan. Bu ama arada yine bilim fakirler düşman. Yanacak o zaman demek ki. Fakirlerin parası yok çünkü cennetten yer almak. Öteki tarafta da zenginlerin demek ki. Öteki tarafta zenginlerin. Çok kötü bu arada şey bilim var. Karşıtlığı. Yani İncil'e aykırı. Yani mesela Galileo. Ondan önce de yakılanlar falan var da en meşhur Galile'dir. Galileo dedi ki aslında dedi bu dünya kendi etrafında dönüyor dedi. Ne? Yuvarlak dedi. Sen nasıl bunu söylersin? Hemen geri al bu sözlerini. Yoksa seni yakacağız. Dedi papalık mahkemesi. O da tamam dedi. Hatta odunların üzerine çıkarmışlar, yakacaklar. Tamam dedi, dönmüyor dedi, yanılmışım dedi. İndi aşağı, kurtuldu ama sürgüne gönderildi. Bu arada ayağını yere vurup yine de dönüyor dediğini söylüyorlar. Tabii söylerler filan. Bilim düşmanlığı en önemli konu. Yani papaların bilim düşmanı. Ya papalar tam eşkıya. Yani birilerine çöküyorlar. Bak çökme tabiri de nereden dilimin ucuna geldi ama ki şimdi? Ama günümüzde çok oluyor da ondan. Var ya ondan birilerinin yani. Servetine çöküyorlar. Peygamber çok zengin bir adam buluyorlar, sen kafirsin diyorlar. O adamı işkenceyle
filan öldürüyorlar, onun servetine çöküyorlar filan. Yani bu tabii bütün bunlar sonucunda şu söylendi. Yani reformistlerin, reformcuların söylediği şu. Yanlış anlaşılıyor da onun için üzerine basa basa söyleyeyim. Ya Hristiyan dinini yeniden oluşturmak değil. Ya Hristiyan dininin bozan adamların elinden alıp, papaların, papazların elinden alıp, İsa'nın ve havarilerin dönemindeki durumuna getirmek. Özüne döndürmek. Özüne döndürmek. Sağ bu. Sağ bu. Yoksa onlar hepsi inançlı adamlar yani. Ama söyledikleri bu. İsa böyle mi yaşadı? Haberler böyle mi yaşadı? Sizin bu saltanatınız da mı yaşadı? Hepsi yoksul. Hepsi çul giyiyorlardı filan. Yoksul hayatı yaşıyor. Sizin bu haliniz ne? Böyle bir din. O zamanda var mıydı bu satma işlemleri? Şimdi Hazreti falan. Muhammed'in dönemiyle değil mi? Halifelik dönemini kıyasladığımız zaman. Evet. ne kadar benziyor bu inançlar, dinler birbirine? Yani. Ama bütün inançlar için toplam sözü yine söyleyeyim. Bir ülkede yöneticiler din adına hareket ettiklerini, hatta bazen Allah adına hareket ettiklerini söylüyorlar. Söylerlerse o ülke batar. Din de bozulur. Kesin. Niye bunu durup durup söylüyorsun? İyice kafalara yerleşsin diye söylüyorum. Evet. Reform nedenlerini de söyledik. Rönesans dedik. Matbaayı söyledik. Katolik kiliselerinin bozulmasından bahsettik. Günahların satın alınmasından bahsettik. Evet. Peki neden Almanya'da başladı diyeceğiz. Yine Martin Luther'e döneceğiz. Evet, yani şimdi Martin Luther Almanya'da şöyle yani. Yani Rönesans İtalya'da başlarken onun etkileri reform. Yani sonuçta Rönesans'ın etkilerinden de reform doğdu ama hani neden acaba Almanya'ydı? Sadece Martin Luther miydi? Hayır. Almanya'da olmasının sebebi? Başkaları yoksa bir coğrafya bir önemi var mıydı? Güzel bir soru. Bir defa papalıktan uzak. Papalıktan, papalık bir anlamda Latinlerin, İtalyanların kurumu bir anlamda. Bütün Hristiyanların ama bir anlamda. Cermenler ise yani çok eskiden beri zaten Roma Devleti'ne geç ve zorla katılmış bir farklı halk. Bir medeniyet oldu. Farklı bir kültür diyelim. Uygarlık anlamı veremeyiz ama farklı bir kültür. Ve orada böyle Almanya'da bir birleşik bir devlet falan değil yani. Çeşitli Cermen prenslikleri var. Topluluklar ve prenslikler halinde yaşıyorlar. Yani orada aslında Martin Luther görüşlerini söylediği zaman orada korundu kendisi başlangıçta yani. Yani papalığın baskısı üzerine başka yerlere falan gitti ama orada korundu ve Cermen halkının ruhuna kolay hitap edebilecek görüşler ortaya koydu. Evet, yani böylece orada başladı. Başladı ama orada kalmadı. Sonra başkaları da devreye girdi. Erasmus diye bir adam vardır mesela. Hı hı. Çok önemli bir kişiliktir ve hümanizmin kurucusu sayılabilir. Rönesans'ı zaten tetikleyen akımlardan biri de hümanizm. Hümanizmin ne olduğunu da açıklamalıyız. Hı hı. Tabii ki hümanizm insancıllık demektir. İnsancıllık. Ama burada söylenen insanın değerini, insanın yaratım gücünü, bireyin önemini, yani her insan değerlidir kavramını ortaya çıkaran bir akımdır. O zaman sınıfsal ayrımları da ortadan kaldırıyor tabii ki. Yani sınıfsal ayrımlar tabii önemli ama önemli olan şu. Papalıkta bireyin önemi yok, insanın bir önemi yok falan yani. Ama hümanizmde ise insanın değeri ve önemi ortaya çıktı. Bu tabii akım sonra gelişti filan. Dolayısıyla Almanya'da başladı. Hemen Fransa'da yankısını buldu. Calvin adında orada başka da var ama en önemlisi Calvin. O da kendi akımını ve mezhebini geliştirdi. Tabii, Luther'den etkilendi ama farklı görüşler de var. Calvin'in başka ilginç bir etkisi de var. Calvin aslında bireye önem veriyor, bireyin emeğine önem veriyor. Zenginleşmek gerektiğini, yani bireyin zenginleşmesine önem veriyor. Hani yeni güçlü sınıf olan aristokratların yerini alan burjuvanın durumuna uygun sözler söylüyor. Ve hatta
kapitalizmin ve ondan önce sanayileşmenin etkisi, kalbinin etkisiyle kışkırtıldığını da söylüyorlar. Yani bu, biliyorsun, Max Weber'in böyle bir görüşü vardır, sosyolog. Yani Batı'nın kapitalistik gelişmesinde ve sanayide, sanayileşmesinde Puritan ahlakçılığı denilen bu anlayışın da etkisi vardır. Bu da protestanlıktan kaynaklanan bir anlayıştır. Nedir bu? Çok çalış, çok kazan ama harcama. Ne yapayım? Yeni yatırımlara yönel falan. Çok çalış, çok kazan, para parayı harcama. Kazandırsın. Tabii. Bizim Anadolu'da ama şu şöyle diyelim. Yani şimdi kapitalizme karşı olmak, yani sosyalistik bakış açısıyla kapitalizme karşı olmak anlaşılır bir durumdur. Çünkü kapitalizm bir süre sonra insanların sömürülmesine dayalı bir üretim biçimi haline gelmiştir. Tabii emek sömürüsüne gidiyor. Emek sömürüsü iki türlü oldu. Bir, kendi insanını sömürdü. Mesela kapitalizmin ve sanayileşmenin ana vatanı İngiltere'dir. Ama İngiltere'de o fabrikalarda küçük çocuklar çalıştırılıyordu. Uzun saatler çalıştırılıyordu. Ve emeklerinin karşılığını almıyorlardı. Bu sayede ucuz kitlevi üretim yapıyorlardı. Sonra da dünyayı sömürdüler. Sonra sömürge ülkeleri oldu. Sömürge milletleri oldu. Yani kapitalizmin iyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi tarafı, Batı'nın gelişmesini kapitalizm sağlamıştır. Bu iyi mi olmuştur, kötü mü olmuştur ama gerçek budur. Kötü tarafı ne? Kötü tarafı da işte üçüncü dünya ülkelerinin onlara köle olması. Sömürülmesidir. İşte bu tabii sosyalizmin ortaya çıkması filan. Sosyalizm de buna tepki olarak çıkmıştır. Ya, her görüş karşıtı görüşte değerlendirilir. Kapitalizm olmasa sosyalizm de bu manada olmazdı. Hı hı. Ama sosyalizmin ortaya çıkması ve çok yaygınlaşması kapitalizmi de bir süre sonra sosyal kapitalizm ve bundan sosyal demokrasi doğmuştur. Yani bunlar iç içe kavramlar. Evet, biz dönelim isterseniz reforma. Reforma dönelim, protestanlık diyelim o zaman. Protestanlık, evet. Yani işte o protesto bildirisi astı ya, 95 maddelik. Kelime oradan yayıldı gitti. Meslek Fransa'da olarak nasıl peki şey oldu, kabul edildi protestanlık? Nerede nasıl kabul edildi? Yani mezhep kitleler. Olarak nasıl kabul kitleler, edildi? Çünkü hani hali hazırda bilinen sadece Ortodoks ve şey vardı, Katolik vardı. Evet. Şimdi üçüncü bir mezhep olarak bunu Roma ya da işte kilise nasıl benimsedi? Şimdi şöyle, yani söylediğiniz kilise nasıl benimsedi doğru bir deyim. Çünkü bunlar kiliseye karşı olmadılar. Kilisenin yanlışına karşı oldular. Yani Roma'yı düzeltmek istediler. Yani baştan kilise kavramına da karşı değiller. Yapmak istedikleri şey Roma'nın düzeltilmesiydi. Yani Roma'nın yeniden adaletli olması, efendim insanları ezmemesi, papaların ve din adamlarının böyle bir tatlı hayat ve haksız kazanca bağlı tatlı hayat değil, yani alçak gönüllü bir hayat sürmeleri filan yani. Kiliseyi düzeltmekti. Ama bu mümkün olmadı. Kilise bunlara savaş açtı. Bunlar da kendi kiliselerini kurdular. Dolayısıyla protestan kiliseleri kuruldu. Doğal olarak. Yani Almanya'da kuruldu, Fransa'da kuruldu. Fransa'da Kalvinistlere Hugnolar denildi. Hugnolar içinden çok değerli kişiler çıktı ama bu arada Katoliklerle savaş başladı. Evet. Tabii işin bir de bu yanı var yani. Katolikler kendi mezheplerini korumak için de kendi mahkemelerini kurdular. O papalık kurdu. Zaten papalığın Engizisyon mahkemeleri vardı. Meşhurdu. Ama bu arada protestanları yargılamak için de Engizisyon mahkemeleri yeniden örgütlenip yayıldı filan. Ama işin ilginç yanı, bir süre sonra bu etkiler yüzünden, yani biraz önce söylediğim nasıl sosyalizm kapitalizmi düzeltip sosyal kapitalizme ve sosyal demokrasiye yol açtıysa, protestanlık da bir süre sonra Katolik kilisesinin iç reform yapmasını sağladı. Yani burada yine çok ilginç bir çelişki vardır. Yani zaman geçti, işte çeşitli protestan mezhepler bir değil. Birçok protestan mezhebi ortaya çıktı ama ana görüşleri bir filan.
ilginç bir şey. Bir süre sonra protestanlarda da tutuculuk başladı. Mesela protestanlar, yani önemli ölçüde protestan grupları, Darwin'le savaş etmeyi kutsal görev bilirler. Bugün evet. de. İki program önce bu konuya değinmiştik. Evet. Ama Katolikler karışmıyorlar. Karışmadı. Çünkü onlar artık kendini düzeltmiştir. Ve şöyle düzeltme yine reformun sonuçları olarak ve en önemlisi de neydi? Okulların kiliseden alınıp halka verilmesi ve laikliğin temelinin atılmış olması ya da laik eğitim sisteminin. Evet. Herhalde en büyük sonucu ve yani insanlık tarihinin en büyük verimi bu olsa gerek. Ben de sizinle aynı görüşteyim, evet. Bence de bütün bu işlerin sonucunda bilimin ve eğitimin, kilisenin bağnazlığının, despotluğunun, tekelciliğinin, dedim dedikçi tutumunun dışına çıkması, bilimin kendi yolunda yürümesi ve artık eğitimin de papazlar tarafından değil. Aslında protestanlık amacına ulaşmış. Katolik kiliseleri bu konuya girmiş ve halen de öyle Onlar devam girdiler, ediyorlar. Tabii. Kendilerinin ayrıca yani dünyanın her yerinde Katolik kiliselerinin efendim ya da protestan kiliselerinin kendi okulları var. Kendi okulları var. Kendi inançlarına göre eğitilir insanlar. O, tamam var. Yani orada. Ama mesela Amerika'da dünyanın bugün en güçlü ülkesi Amerika'dır. Siz seversiniz, ben sevmem. Hı hı. O ayrı bir kavram. Ayrı. Ben de sevmem. Hayır, onu demedim şimdi. Hı hı. Yani o ayrı ama bir somut. Ben ve... Küba'yı Amerika'dan daha çok seviyorum. Efendim? Şimdilik. Kimi? Küba'yı diyorum. Amerika'dan daha çok seviyorum ama şimdilik. Zaman ne gösterir bilmiyorum. Ne olacağı belli değil. Evet, yani şimdi Amerika'da sekülerizm vardır. Yani bugün Batı'nın ve dünyanın en ileri ülkesi Amerika'dır. Ama her anlamda mı? Hayır. Yani öyle çok büyük yanlışları da olan bir ülkedir. Yani o ayrıca konuşulur ama güçlü olarak. Ve bu gücünü de sekülerliğe borçludur bence. Yani en azından borçlu olduğu kavram ve uygulamalardan biri sekülerliktir. Sekülerlik ne demektir? Devlet ile dinin tamamen ayrışması. Laikliğin bir türüdür. Aslında seküler İngilizcesi, laiklik de Fransızcası. Peki uygulamaya dönük ayrımlar var mı? Var. Var ama yani sonunda aynı kavram bu ikisi. Sekülerdir Amerika. Ve bunu çok söylüyorum ama yine söyleyeyim. Herkes bilsin. Amerika'da okullarda din dersi yasaktır. Yasak. Verilmez değil. Yasaktır. Devlet okullarında din dersi verilemez. Peki bu din adamları nereden yetişiyor? Onlar kiliselerin okullarından yetişiyor. Devlet okulunda, devlet okulu din adamı da yetiştirmez. Okullarda din dersi de vermez. Yani birkaç yıl önce, bugün Amerika'da en yaygın ve dünyada en etkili bir akım var. Evangelist. Bunlar evangelistler de protestanların bir türü. Amerika'da azdı bunlar, %10'larda filandı. Ama üst üste bazı başkanların evangelist olması filan sonucunda başka sebepler de var. Çok misyonerleri var filan, dünyada yaymak istiyorlar Hristiyanlık falan. Güçlüler, paraları var bol. Sonunda Amerika'da %40'lara çıkmış bugün. Şimdi evangelistler resmi olarak devletten, Amerika devletinden bir istekte bulundular. Dediler ki, tamam, Darwin'i anlatın. Eskiden Darwin'i anlatmayın diye kavga ediyorlardı. Ya 50-60 yıl önce Darwin'i anlatan bir hoca yargılandı ve atıldı okuldan. Ama sonra tabii düzeltti kendisini Amerika. Gerçek seküler oldu. Dedi ki, Darwin'i anlatın, yani evrim kuramını anlatın. Ama ya bizim de yaratılış kuramımız var. Yani nedir yaratılış? İşte Adem, Hava falan. Ya bunu da anlatın. İş yüksek mahkemeye gitti ve yüksek mahkeme dedi ki böyle bir bilimli kuram yok. Bu inanç. Bu mabetlerde anlatılır. Devlet okulunda bu anlatılamaz. Niye? Şimdi düşünün ki yani bundan 6000 yıl önce taş çatlasa işte bir küsürü var 7000 diyelim. Yıl önce dünya yaratılmış. Sonra da ondan işte bir süre sonra da yani 6000 küsür yıl önce
Adem'le Havva yaratılmış. Sonra onların çocukları çoğalmış. Bugüne gelmiş. Şimdi bu. Kilisenin anlattığı bu yani. Şimdi bunu çocuğa söylerseniz, okuldaki çocuğa ve o okulda söylerseniz, peki biyolojiyi nasıl anlatacaksınız? Diğer bilimleri nasıl anlatacaksınız? Çelişkili eğitim vermiş olacaksınız. Onun için vermiyor, onu yapmıyorlar yani. Bizim tevhidi tedrisatımızın da, yani Atatürk döneminde gerçekleşen eğitim birliğinin de büyük önemi bu. Osmanlı'da Tanzimat'tan sonra hem laik diyebiliriz yani, şöyle diyelim, din dışı okullar açıldı, hem de medrese devam etti. O yüzden birçok o din dışı okullarda yetişenlerin bile kafasında medresenin kalıpları vardı. Cumhuriyet ne yaptı? Cumhuriyet kapattı medreseleri. Çok da iyi yaptı. Yani eğitim, din eğitimi devletin dışında olmalıdır. Evet, buyurunuz. Evet, şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim. Özellikle hani Avrupa'da reformun dağılımından sonra ya da etkilerinden sonra, evet, sizin de bahsettiğiniz gibi işte İngiltere, Fransa başta olmak üzere her devlet kendi mezhebini de oluşturdu. Ben orada şunu söyleyeceğim. İngiltere'nin mezhebi neydi? Anglikan. Şimdi Anglikan mezhebi. Şimdi şöyle, İngiltere'de ve Hollanda'da devlet bu işi yaptı. Reformu devlet yaptı. Kendileri. Ama tabii reform şeyin etkisiyle. Tabii. Reform çalışmaları. Tabii etkisi. Çok büyük etkisiyle. Bir de tabii bazı özel sebepler de var. Onu da söylemek istiyorum. Özellikle ya 6. Henry miydi? 8. Henry mi? Elizabeth'in babası. Evet. İspanya kraliçesini ve abisinin karısı da tabii. Ondan sonra kendisinin de karısı. Ondan boşanmak istiyor. Tabii kilise buna izin vermiyor ya, hani Katolikler de boşanma. Onun işine geliyor. Sonra bu reformdan sonra bu mezhebi kendisine devlet dini hale getirdikten sonra da İspanya kraliçesi değil, İspanya'dan gelen İngiliz kraliçesini de boşamış oluyor. Şimdi tabii şöyle yani o özel sebep de var. Var değil mi? Var. Var var, özel bir sebep var yani. Papalığın izin vermemesi. İzin vermedi. Onlar kendileri devlet ayrı bir kilise kurdu. Aslında Anglikan Kilisesi büyük ölçüde Protestanlık ikliminde büyümüş olmakla birlikte Katoliklikten de tam kopmuş değildir. Böyle arada, ama şöyle Roma'dan koptu. Roma'yı tanımıyor yani. Şimdi dolayısıyla orada hala krallar, kraliçeler, orada tabii şey de yok. Yani cumhuriyet de yok. Krallar, kraliçeler Anglikan Kilisesi'nin başıdırlar aynı zamanda. Bu sanılmasın ki İngiliz devletinde laiklik yok. Hayır. Laiklik var. Fiilen var ama. Şu andaki İngiltere hala aynı mezhep mi, ya da kraliyet tabii ailesi? Tabii Anglikan Kilisesi. Ama kaçı inanıyor, ayrı bir iş. Çünkü kuzeyde çok ilginç bir şey oldu. Yani Kuzey Avrupa bir süre sonra dinden tamamen koptu. Halk koptu. Yani bugün mesela İskandinav ülkeler, onlar da hep Protestandır. Kuzey Protestandır, Güney ise gittikçe Katoliklik rengi artar. Ama Fransa'da da Protestanlar vardır. Yani Saint Barthélemy gecesinde Paris'teki bütün Huguenot'lar dedikleri Protestanlar öldürüldü ama yani bu bitirildi anlamına gelmez. Latinlerde bir genel kural koyabiliriz. Latinlerde Katoliklik baskındır. Latinler kim? İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar. Baskın olarak Latindirler. Buna mukabil Kuzey Cermendir. Yani kimler? Aslında Anglo-Saksonlar da Cermendir. Yani İngilizler de Cermendir. Almanlar, İngilizler, Avusturyalılar, Hollandalılar falan. Belçika iki bölümdür. Yarısı Cermendir, yarısı Latindir. Yani Belçika'nın yarısı Hollanda dili konuşur, yarısı Fransızca konuşur. Yani böyle bir yapışık bir ülke falan. Yani bugün mesela İskandinavya'da falan artık din falan yok. Bana söylenen, ben gittim oraya birkaç sefer. Alevilik ve bir konferansımda Alevilik, bir gidişimde Atatürk ve Türk tarihi anlattım. Üç konferans verdim. Sonra tekrar gittim filan.
Ama orada bana anlattıkları, burada kimse dine falan inanmıyor dediler. %5. Onlar da ihtiyar kadınlar dediler. Onlar da gelenek olarak sürdürmüşler. Şöyle diyeceğim, Avrupa'daki etkilerden biri de şu olmuş. Şarken özellikle mezhep birliğinden yola çıkarak Avrupa'yı birleştirmek istemişler. Reform en çok onun idealini baltalamış deyip Avrupa kısmını kapatıp da programımızı da kapatmadan önce bizim yakın dönem Rönesans ve Reform hareketleri ya da liderlerimiz kimlerdi? Evet. Bize Cumhuriyet dönemine nasıl fayda sağlamışlar? Kısaca bir de onlara değinip tabii ki programımızı tabii da kapatalım. Ki. Yani şimdi sohbetimizin, söyleşimizin başlarında söyledik, şunu söyledik. Aslında Osmanlı Devleti, yani biz derken Timurlu'yu ve Babürlü'yü de konuşmak lazım, Memlük'ü de konuşmak lazım, Altın Ordu'yu da onlar konuşmak da lazım ama bizim benzer birbirine yani. Ama biz Osmanlı'yı konuşalım çünkü sonunda Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. Hı. Evet. Osmanlı'da Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim Han'a kadar akıl ve bilim egemendir. O da akla ve bilime önem verirdi kendisi de. Ama hatta kendisi resmen Bektaşi'dir yani. Hı hı. Çünkü bütün Osmanlı padişahları 2. Mahmud'a kadar Bektaşi. Birinci ortanın birinci neferi hulüfe alırlar. Yeniçerilikten. Yeniçeriler de Bektaşi'dir resmen. Filan. Yani akıl bilim yolundan giderken Selim getirdi. Eşari Sünnileri ocağımızı batırdı. Osmanlı'yı batırdı yani. Bir süre sonra akıldan, bilimden uzaklaştı, okullardan bilim kaldırıldı filan. Yani Orta Çağ Avrupası gibi olduk. Saçma sapan bilim adamı denilen adamlar, astıkları astık, kestikleri kestik oldular. Ve padişahlar ne isterse de fetvayı verdiler. Şimdi düşünün ki Kanuni Sultan Süleyman kendi oğullarını boğdurtuyor, yetmiyor. Torunlarını da boğdurtuyor. Sülalesini kurutuyor. Ve bunun için Ebu Sultan fetva alıyor. Müslümana bak ya. Nasıl Müslümanlık ya? Fetva veriyor. Daha yakın tarihi Osmanlı. Şeye gelelim Cumhuriyet'e. Evet. Şimdi tabii Tanzimat'la birlikte Batı'nın yani reformun, Rönesans'ın etkileri Osmanlı'ya girdi. Çünkü o dönemde 2. Mahmut döneminde Fransızca eğitim yapan ya da Fransızca'yı da öğreten okullar yaygınlaştı. Mesela tıp fakültesi Fransızca eğitim yapılıyordu. Ben karşıyım ama o dönem için hayırlı sonuçlar doğurdu. Efendim yine o dönemde tıbbiyenin yanında harbiye kuruldu falan. Böylece Osmanlı aydınları Batı'yı öğrendiler. Batı'nın aydınlanma kaynaklarını, Batı'yı aydınlatan metinleri okudular. Şeyin kitabı var ya, güzeldir. Evet, Alev Alattı'nın. Evet, Alev Alattı'nın çok güzel bir bitiğin adıdır. Çok görkemli bir çalışmadır. Onları okudular. Mesela Atatürk doğrudan doğruya Jean-Jacques Rousseau'yu, Montesquieu'yu falan son dönem aydınlanmacılar onları okudu yani. Onları okudular. Okuyunca bir aydınlanma düşüncesi doğdu. Bir Rönesans ve Reform bileşiminden meydana gelen Türkiye'nin Rönesansı. Türkiye. Reform. Ve Türkiye'de Rönesans'ı gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk ve yakın kadrodur. Yani bunlar içinde mesela Mahmud Esat Bozkurt yasaları uygar yasa haline getirdi. Batı'daki yasaları aldı, iyi etti. Atatürk de önce zaten güzel sanatlardan başlamış. Önce edebiyattan, güzel sanatlardan, müzikten başlamış. Çok doğru. Rönesans'ı. Hepsi, her alanda Atatürk dönemi Türkiye'nin yeniden doğuşudur. Niye Rönesans diyecekmişim ki? Hı hı. Türkiye'nin yeniden doğuşudur. Doğmuşum. Akıl ve bilim çizgisindedir. Ve Atatürk döneminde bu akıl ve bilimin gölgesinde, hani sayesinde diyorlar ya, ben gölgesinde diyorum Türkçe olduğu için, saye Farsçadır gölge. Hı hı. Gölgesinde, akıl ve bilimin gölgesinde Türkiye hızla gelişmeye başladı. Hızla, uçak yapıyordu Türkiye. Silah fabrikası vardı, dünya silah satıyorduk. Bütün aşıları kendimiz yapıyorduk. Çin'e aşı satıyorduk. Kolera aşısı Çin'e. Şimdi Çin'den bekliyoruz ki aşı gelsin. Böyle bir Türkiye. Böyle dünyanın saygın ülkelerinden birisi haline getirdi. Ama ne yazık ki Atatürk'ten sonra yavaş yavaş karşı devrim başladı. Ve bu 1945'lerde falan başladı.
Atatürk'ün kurduğu o fabrikalar kapatıldı. Çünkü Amerika'ya öyle yanaştık ki, Rusya'nın korkusundan, o da ayrı bir hikayedir ama sonunda Türkiye'deki zihniyet şu hale geldiğimiz hale bak. 5000 tane İmam Hatip okulu, 100 tane bugünkü Türkiye'yi hazırladı. Bu geldi ama bak 5000 tane İmam Hatip okulu ne demektir yani? İmam mı lazım bu ülkeye? Bu kadar. Efendim 1000 tane ilahiyat fakültesi, din dersleri, bütün bunlar Ebu Suud'un dini. Bu çok önemli. Anlatılan Ebu Suud'un dini bu topluma dayatılıyor. Peki Atatürk reform yapacak mıydı? Yapacaktı. Sonra ben Martin olmayacağım diye durdu. Şöyle ama yaptı biraz. Nasıl yaptı? Ezanı Türkçe okuttu. Neyi iyi etti? Kur'an'ı Türkçeleştirdi. Kur'an Türkçe'ye çevirdi. Hatta şunu da biliyoruz. Açıklayalım. Belki söylenmiyor televizyonlarda. Ama ben bilerek söylüyorum. Atatürk namazın da Türkçe okunması için hazırlık yaptı. Yaptı evet. İsmet Paşa fren yaptı. Dedi ki efendim işte önce bu ezanla başlayalım. Bir süre sonra namazı da yaparız filan. Çünkü İsmet Paşa temkinlidir. İsmet Paşa harf devrimine bile baştan karşı çıktı. Onu da söyleyeyim size yani. Ya harf devrimine karşı çıktı. Ama sonradan devrimi en çok savunanlardan birisidir. Harf devrimini de. Ve hayatı boyunca eski yazı yazmamıştır. Hep yeni Türk harfleriyle yazmıştır. Hı hı. Yani inandı, önce karşı çıktı, sonra inandı filan. Ama işte İsmet Paşa döneminde maalesef Türkiye'de bir karşı devrim oldu. Ve Türkiye Rönesans'ı ve reformu içselleştirerek, yerleştirerek sökülmez hale tam anlamıyla getiremedi. Ama yine de büyük bir aydın kitlesi ve halk kitlesi Atatürk'ün bu yolunun değerini bilir ve her an Atatürk'ün yolunu savunmaya hazırdır diye söyleyelim. Çünkü o da bana göre gen aktarımıdır. Olmamış olsaydı şu anda bizler de o idealizmin peşinde koşmazdık ya da evet. Savunucuları olmazdık. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun size de. Sağlık, her yerinize sağlık diliyorum. Teşekkür ederim. Can sağlığı diliyorum. Hepinize. Ve değerli izleyicilerim, bugün de söyleşimizi böyle tamamlıyoruz. Tümünüze değerli Dilek Yaka ve ben birlikte iyilik, sağlık, mutluluk, esenlik, başarılı ve uzun bir dirlik ve yeniden Atatürk bilincinin, Türklük bilincinin, bilim bilincinin, insancılık bilincinin yükseldiği bir ülkede yaşama bahtı diliyoruz. Sizin de bir dileğiniz var, söyleyiniz. Evet, ben de herkesin yolu, umut, yoldaşı, sevgi dolu yürekler olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.